Herkese merhaba. Merak Listesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle 20 saat Kur'an'ı konuşmak istiyorum. Aslında bunu anlatmak istiyorum. Biraz da böyle 20'lerle ilgili birkaç tane şey var üstüste. Ondan da bahsedeyim istiyorum böyle. Not almışım kenara sürekli bunları. Gördükçe de neden paylaşmıyorum oldum. Sonuçta merak ettiğim konularmış. Sizlerle paylaşayım. Şimdi bugün bunu paylaşmadan önce küçük bir şey de söylemek istiyorum. Geçtiğimiz gün arabadayken bir anda Power FM'i açtım ve farkında değildim. Açtığım anda bir anda bir ses merak listesi dedi. Ardından Çağrı ismini duydum. Ne oluyoruz derken bir baktım ki Power FM'de merak listesinin son bölümünü dinlettiler yaklaşık 2 dakikalık ve beni tanıttılar. Bundan çok mutlu oldum. Sonra öğrendim ki aslında bu bir aydır olan bir şeymiş. O yüzden yani bunu daha önce kimse söylemediği için biraz şaşırdım. Arada böyle şeyler duyarsanız lütfen benimle paylaşın çünkü ben farkına varmıyormuşum. Vardığıma çok mutlu oldum. Ama bunu da böyle paylaşayım sizlerle istedim. Bir diğer taraftan da hani bunu paylaşmışken de ya podcast listesinde Spotify'da ilk 200'e girdim ve oradan düşmüyoruz merak listesi olarak. Ama 80'lerde kalıyorum ya da 130'lara geriliyor. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Bölümü ve merak listesini sevdiğiniz bölümlerini sosyal medyadan paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayın. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşabiliyorum ve bunu gördükçe aslında ben daha fazla podcast kaydetmek istiyorum. Daha fazla bir şey yapmak istiyorum. O yüzden benim de çok hoşuma giden bir şey olduğu için bana böyle desteğinizi Merak. gösterebilirsiniz. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Şimdi 20 saat kuralından bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim kural aslında bir beceri kazanma kuralı. Kendi hayatınızda entegre etmek için herhangi bir alışkanlığı sağlamak için yapılabilecek bir çalışma. Ancak bunu yaparken tabii ki de şey var hani böyle hepimizin bildiği bir 21 gün kuralı var. Hani 21 gün içerisinde bir şeyleri yaparsak üst üste bunun beceri kazanacağımızı düşünüyoruz. Aslında bunun çok büyük bir mit olduğu ortaya çıktı. Yapılan bilimsel araştırmalarda insanların ortalama yaklaşık olarak 63 günde ancak bir beceri ya da bir alışkanlığı edindiği öğrenilmiş. Yani 63 günü yapmak gerekiyor. Tabii ki şimdi biriniz diyebilir ki ben bir hafta içerisinde aslında yaptığımda oturuyor bende ya da 3 hafta oturuyordu diyebiliriz. Ama bunlar aslında beynimizin nasıl işlediğine ilgili bize küçük ipuçları veriyor. Çünkü zihnimize biz bir şeyler anlattığımızda, hikayeleri anlattığımızda zihnimiz onu gerçek kabul edip bazen böyle tatlı güzellikler yapabiliyor bize. Ama genellikle aslında yapılan araştırma gösteriyor ki 63 güne ihtiyaç var. Bazı kişilerde bu sürenin daha da uzun olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bunu da hani böyle söyleyeyim dedim ki bu bahsedeceğim şey aslında biraz 21 günü kapsamıyor. Sadece bir ay içerisinde 20 saat yapmamızı bize söylüyor. Tabii şimdi 20 deyince ben daha önce hatırlarsanız bir bölüm yapmıştım. Sabah rutini bölümü yapmıştım. Orada da dinlediyseniz 20-20-20 kuralı vardı. Yani bir günü işte sabah kalktığımızda 3 tane 20 dakikalık alana bölmek ve bunun üzerinden aslında o rutini oluşturmak üzerineydi. Yani 20 ile ilgili bir şeyler var. Ne var bilmiyorum. Siz biliyorsanız söylersiniz. Hani böyle rakamların ve şeyleri vardır ya. 20 de sanki daha kolay diye mi bir şey var ve hep bu entegre edilmiş. Yani 24 saat olması sanki günden dolayı daha kolay gibi gelirdi ama 20 saatle ilgili bir şey var. Bununla ilgili bilginiz varsa lütfen paylaşın. Dediğim gibi hani bir diğerine geçersek de böyle başka 20 de mesela vereyim aldığım notlardan. Hatta şöyle hani büyük hesaplaşma filmi var. Robert De Niro ile Al Pacino'nun oynadığı. İngilizcesi de Heat. Yani Türkçe büyük hesaplaşma olarak çevrilmiş. Orada Robert De Niro bir kanun kaçağı ve hiçbir şekilde yakalanmıyor. Ve onu kovalayan da Al Pacino orada dedektif ve onun peşinde koşuyor. Ve Robert De Niro'nun kendisinin yakalanmaması ile ilgili söylediği sözde ben 20 saniye içerisinde kaybedemeyeceğim hiçbir şeye sahip değilim oluyor. Yani aslında her şeyden 20 saniye içerisinde vazgeçebileceğini belirtiyor. Bunu çok ilginç geldi. Yine bir 20 sayısı var. Ve yani kendi hayatımda düşünüyorum. Yani dünle bugün arasında bile gerçekten 20 saniyelik bir farkla inanılmaz büyük değişim var. Yani şu an kadar heyecanlı ve hareketli değilim. Biraz keyfimin kaçık olduğu bir hafta geçiriyorum. Hani zaten sesimi anladığınız için de bunu belirtmekte herhangi bir beis görmüyorum. Olabiliyor böyle şeyler çünkü. Ve 20 saniye ilginç geldi. Ama hayatta kaybetmek istemeyeceğimizde çok fazla şey var. Ama bazen de 20 saniye bile uzun geliyormuş o kaybı görürken. Çok ilginç geliyor. Neyse ben konuya döneyim. İçimi dökmek yerine. İçim döktüğüm bölümleri de yapıyorum biliyorsunuz. Ama bu onlardan bir tanesi değil. 20 saat kuralı var. Bu kuralda 4 tane ana başlığından aslında oluşuyor. Bir ay içerisinde bir
alışkanlık edinmek istediğimizde, bir beceri kazanmak istediğimizde, bir şeyi hayatımıza katmak istiyorsak, örneğin resim çizmek istiyorsak, örneğin müzik aleti çalmak istiyorsak, işte eleştirel düşünme becerisi kazanmak istiyorsak, kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsak ya da kötü atfedilen bir alışkanlığı bırakmak istiyorsak bunu yapabiliyoruz. Bunu yapmanın en güzel olan bir tanesi bu. Bunları zaten biliyoruz yani. Bunları tekrar ifade etmeyeceğim. Kural da 4 tane maddeden ilerliyor. Bu maddeler üzerinden aslında 20 saat planlamanın çok etkili olduğu söyleniyor. Şöyle ki, önce 20 saat diyelim ki ayda, yani bu bir günde 40 dakika olabilir, bir günde 1 saat olabilir. Ama 20 saati bir ay içerisinde tamamlamak önemli. O yüzden planı kendiniz yapacaksınız, kendiniz yapıyorsunuz. Kural da şöyle başlıyor. Diyor ki, bir konuyu, bir beceriyi mi kazanmak istiyorsunuz, bir yetkinliği mi kazanmak istiyorsunuz? Neyi kazanmak istiyorsanız bunu parçalara bölün. Küçücük parçalar elde edin bununla ilgili. Yani mesela iletişimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Kültürler arası iletişim öğrenmek istiyorsunuz. O zaman bunu parçalarına ayırın. En küçük parçasına kadar ayırın. Birinci maddemiz bu. Sonra bu küçük parçaları öğrenmeye başlayın. Bir küçük parçaları öğrenmeye başladığınızda ne kadar hızlı öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Yani mesela kodlamayı öğrenmek istiyorsanız kolay bir şekilde kod yazmanın, aslında kod yazmadan kod yazmanın mantığını öğrendiğinizde, mantık öğrendiğinizde aslında onun alfabesini öğrenmek gibi, ABC'sini öğrenmek gibi başlamak inanılmaz kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bunu öğrenmeye başlayın. İkincisinde de öğrendiğiniz şeylerin belli bir düzeyde öğrendiğinizden emin olun. Ama böyle ben işte bir ay sonra bu kodu şöyle yazacağım, böyle web sitesi kodlayacağım gibi değil. Yani aslında o kodda yaptığınız, kodlama yaparken yaptığınız bir hatayı fark edecek kadar öğrenin. Bu hatayı fark edecek kadar öğrendikten sonra zaten iş kolaylaşmaya başlayacak. Ve alıştırma yapın, pratik yapın. Pratik yaptıkça hatalarınızın nerede olduğunu öğrendiğiniz için o hatanın nasıl olduğunu görüp nedenini baktıktan sonra bir daha tekrar bakın ve aslında artık öğrenmeye devam edeceksiniz ve artık elinizde bununla ilgili herhangi başka bir şey kalmayacak. Çünkü hatanızı biliyorsunuz. Hatanızı fark edecek kadar öğrenmişsiniz ve pratik yaptıkça da o hatayı tekrarlamada öğreniyorsunuz. Ve aslında artık bayağı öğrenmeye başladığınız bir sürece giriyorsunuz. Üçüncüsü de kendinize verdiğiniz bu bir saatlerde, 45 dakikalarda, artık bir içerisinde verdiğiniz o 20 saatte odanıza dağılacak her şeyi kendinize uzaklaştırın. Yani telefonla mı çok fazla odanız dağılıyor? Uçak modunu alın, kenara koyun ya da farklı bir odaya koyun. Yani farklı odaya koymak bile aslında o telefonun bildirimi açık olsa bile elinizin ulaşamayacağı, gözünüzün olmadığı bir yerde olduğunda dikkatinizi çok fazla dağıtmayacağını fark edeceksiniz. Ya da çok kalabalık ya da farklı, hani bir yer, zor bir yerde olduğunuzu düşünüyorsanız da kendinize bunu yapacak alanlar belirleyin ve odanızın, dikkatinizin dağılmasını engelleyin. 45 dakikada hiçbir şey yapmayabilirsiniz ama oturup gerçekten o 45 dakikaya en azından hiçbir şey yapmasanız bile onunla ilgili düşünerek, bir sadece cümleye bakmak ya da bir kelimeye bakmak bile ya da neden onu istediğinize dair kendinize soru sormak bile olur. Bu 45 dakika gerçekten odanızı tamamen bu beceriye, bu yetkinliğe ya da öğrenmek için şeye odaklamanız önemli. Ve dördüncüsü de zaten ilk baştan beri söylediğim, ayda en az 20 saat bunu yapın. En az 20 saat tekrar yapın. 20 saatin sebebi aslında çok böyle standart ya da spesifik bir 21 saat gibi değil. Ayda belli bir süreyi vermenin önemli olmasında. Bir beceriyi kazanmak istediğimiz, bir pratik yapmak istediğimizde gerçekten aslında günlük hayatımıza bakarsak birer saati harcadığımız şeyleri düşündüğümüzde bir ay içerisinde verdiğimiz şeyler onlara bizim hayatımızda çok önemli bir yere doğru atfediyor. Ve sanki böyle onların istemediğim şeyleri bile birer saat yaptığımızda bize yapışmış oluyorlar. Bizle beraber olmaya başlıyorlar. O yüzden o bir saati kendinize ayırmak, toplamda da 20 saati bulmak aylık minimumda önemli bir şey. Bu sayede, yani bu 20 saat kuralıyla beraber bu 4 maddeyi sürdürerek çok hızlı bir şekilde kendi istediğiniz herhangi bir şeyi bir ay içerisinde öğrenmeyi başlayabilirsiniz. Tabii ki de bir ay yetmeyecek ama en azından başlamak ve kendinizin yola kat edebildiğini, hata yaptığınızı fark edebilecek kadar öğrendiğiniz zaman da aslında hızlı ilerleyebileceğinizi fark edeceksiniz. Çünkü her zaman aslında önemli olan o temeli oturtmak ve merakın peşinde koşmak. Ben bu kuralı daha önceden belirlediğim birçok kişiye not aldığım ve denediğim bir şey olduğu için sizle paylaşmakta rahatlıkla paylaşabiliyorum. Herhangi bir çekincem yok çünkü işe yaradığını biliyorum. Ben de merak ettiğim konularda aylık olarak 20 saat ayırabildiğim her şeyde aslında belli bir seviyeye kadar öğrenmiş ve kendi yaptığım hataları fark edecek kadar da biliyor oluyorum. Eğer o anda beni heyecanlandırmaya devam ediyorsa da sonraki aylarda da ona vakit ayırmaya ve onunla ilgilenmeye devam ediyorum. Merak listesinin bu bölümünde size paylaşmak istediğim kural buydu. Dediğim gibi bölümün başında merak listesini ve bu bölümü ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla kendi sosyal medyalarınızda paylaşmayı unutmayın. Paylaşırken beni etiketlerseniz de çok mutlu olurum.
Instagram ve Twitter'da küpeli çağrı hesabı ya da herhangi bir yerde merak listesi olarak aratıp bulabilirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?